Kur'an'da yok ama hadis-i şeriflerde oldukça mevcut. Bir konu Kur'an-ı Kerim'de yok diye tamamıyla İslam dışı sayılamaz. İşte buyur, yeni bir din daha. Şimdi bak, burada Kur'an'daki dini beğenmemiş oluyoruz. Kur'an'a yeni bir din daha eklemiş oluyoruz. Ayette şeytandan Allah'a sığınırım, biz Kur'an'da hiçbir noksan bırakmadık diyor Allah inşallah. Her şeyi etraflıca açıkladık. Bak, dininiz yalana alışık olduğu için şu helaldir, şu haramdır demeyin diyor Allah. Biz hepsini açıkladık diyor Kur'an'da. Hadis-i şerifler, ya kardeşim sen Kur'an'a inanmayıp da hadis-i şerife inanırsan o zaman mezheplerde de müthiş bir çelişki başlıyor. Evet. Senin hadis-i şerif dediğine İmam-ı Mali'ye soruyor. Diyor ki bu uydurma hadis, böyle bir hüküm yok. Neye göre hükmediyor? Ben burada Kur'an'a göre hükmedim diyor. Başka bir mezhep imamı soruyor. Mesela İmam Ebu Hanife'ye soruyorlar. Bu hadis-i şerif geçerli değil diyor. İmam-ı Şafii'ye soruyor. Bu hadis-i şerif geçerli ama bu sana göre geçerli oluyor. Kardeşim, o zaman envai çeşit din oluyor, ortaya çıkıyor. Yeni yeni dinler, yeni yeni helaller, haramlar çıkıyor. Hangisine uyacaksın? Kur'an'a güvensen de tek bir din olsa daha doğru olmaz mı? Şöyle buyuruyor Yüce Rabbimiz, kovulmuş yatan Allah'a sığınırım. Onlar Allah'ın kendilerine izin vermediği şeyi dinden kendilerine teşri kıldılar, şeriat kıldılar. Evet.